merkeziyi yeterince iyi bir bütün halinde. Benimse içimde hep o yarım kalmışlık hissi. Beşinci boyut bir yaşantının kıyısındayım ve zayıf noktalarımı yenmeyi asla başaramadım. Oysa ki bembeyaz hayallerim olmalıydı ve kendimi insanlardan soyutlamadan yaşamalıydım. Soluduğum havanın, içtiğim suyun, her an her şeyin tadını çıkarmalıydım sonuna kadar. Ben ise kurşuni rengi tercih ettim. Yarım yamalak her şey, kahramanları ben olmalıydım dediğim kitaplarım, kusursuz modellerin boy gösterdiği dergilerim, hep yarım. Koşsaydık deli düşlerimizin ardından umutla, yine de ödünç alır mıydık başkalarına ait vücutları? İzler miydik onları imrenerek, sever miydik kendi benliğimizde kusurlarımızla? Aslında yalnızlığı ve renksizliği tercih etsem de bana güç veren, umut veren ve birlikte harikalar yaratacağız diye söz verdiğim süper bir güce, bir öğretmene sahiptim. Onunla her şeyi yenebilirdim, sözümde durabilirdim, düşmeseydim pençesine aynı hastalığına. Ben Beyza, bugün yapayalnız ve mutsuz dünyamda kalbim hala çarpıyor. Yarınım ise belli belirsiz. Aynaya her baktığımda olmayan kusurlarımı görüyorum. Onları yok etmeye çalıştıkça inadına kol kola girip çoğalıyorlar. Yüzümü yıkıyorum, yıkıyorum, yıkıyorum. Hiçbir şey değişmiyor. Thank you.
depresyon, özgüven eksikliği, obsesif kompulsif bozukluk ve sosyal fobi sarsa da her bir yanımı, ben bu gerçeği içime sindiremedim. Tedavi olmayı asla istemedim. Ve sonucunda ailemi, arkadaşlarımı, aşklarımı, tüm yaşanmışlıklarımı kaybettim. Zaman zaman cesaretimi toplayıp aynaları yenebileceğimi düşünsem de başaramadım. Aynamı anlatırken bu dünyadan ve gerçeklerden çok uzaktım. Beni ben yapan tüm unsurların yarım olduğunu düşünmüştüm. Oysa ki kuruntularımın ardında yarım kalan sadece hayatım olmuştu. Çünkü ben bu dünyadan vazgeçmiştim.